Havacılığın Adresi Türkiye'ye hoş geldiniz. Sizden gelen talepler doğrultusunda hazırlanan Havacılıkta Merak Edilenler serisinde bu hafta uçak modellerinin nasıl isimlendirildiği hakkında kısaca bilgi aktarmaya çalışacağız. Uçakların tanımlanmasında ve isimlendirilmesinde uluslararası bir standart yoktur. Örneğin, havaalanlarının kodları ICAO tarafından standart olarak belirlenmektedir. Fakat uçaklarda her ülke veya üretici firma ürettiği uçaklara kendine göre isimlendirme yapmaktadır. Örneğin, Ruslar Sukhoi serisi savaş uçaklarında Su-2, Su-7, Su-9, Su-33, Su-34, Su-35, Su-57 gibi model numaraları kullanmaktadırlar. Benzer şekilde Rus Mikoyan firması MiG-1'den MiG-35'e kadar üretim sırasına göre isimlendirme yapmaktadır. Rus, nakliye ve yolcu uçağı üreten Tupolev firması tarafından üretimi yapılan uçaklara Tu-16, Tu-22, Tu-95, Tu-144 gibi model numaraları kullanılmıştır. Benzer şekilde Rus Antonov firması tarafından üretilen uçaklara AN-124, AN-225 gibi model numaraları verilerek isimlendirme yapılmıştır. Dikkat ederseniz genellikle Ruslar uçaklarında üretici firmanın ilk iki harfine göre isimlendirme yapmıştır. ABD uçak üretici firması Boeing, 1950'lerde üretime başladığı yolcu uçaklarından önce askeri amaçlı da birçok uçak üretmiş olup bu uçaklara Boeing 1, Boeing 2, Boeing 6D, Boeing 15, Boeing 81 gibi sırasıyla model numaraları vermiştir. Yolcu uçağı sınıfında Boeing'de 1950'lerden itibaren 7X7 şeklinde model numaraları kullanmaya başlamıştır. Bunun tek istisnası Boeing 720 model numarası verilen yolcu uçağıdır. Boeing tarafından üretilen jet motorlu ilk yolcu uçağı olan Boeing 707 ile ilk olarak uygulamaya başlayan numaralandırma sisteminde günümüze kadar sırasıyla 717, 727, 737, 747, 757, 767, 777 ve 787 olarak model numaraları kullanmaya devam etmiştir. Şimdilik sadece Boeing 797 model numarası kullanılmamıştır. Boeing tarafından 3 rakamdan oluşan model numarasından her bir modelin içinde seri numarası olarak 3 basamaklı kodlar kullanılmıştır. Örneğin Boeing 747-400, yani Boeing 747 modelinin 400 serisi. Boeing 777-300 de Boeing 777 modelinin 300 serisini oluşturuyor. Bu seri kodunun son iki hanesinde her bir müşteriye tahsis edilmiş kodlar ile tanımlama yapılmıştır. Örneğin, Türk Hava Yolları için F2 kodu tahsis edilmiştir. Yani Boeing 747-400 serisi bir uçak Türk Hava Yolları tarafından satın alındığında o uçağın kodu Boeing 747-4F2 olacaktır. Boeing'den Türk Hava Yolları tarafından satın alınan uçak, ilerleyen süreçte başka bir hava yoluna satılsa bile aynı kod kullanmaya devam edilmektedir. Boeing, 2016 yılına kadar uyguladığı müşteri kodu sistemine Boeing 787 Dreamliner ile son vermiştir. Diğer modellerin aksine 787 model uçaklarda seri numarası tek haneli seri numarası ile ifade edilmektedir. Örneğin Boeing 787-8 gibi. Eski bir modele yeni seri numaralı bir uçak üretildiğinde de 2016 yılından sonra tek haneli olarak seri numarası verilmeye başlamıştır. Örneğin Boeing 747-8 gibi. Boeing tarafından model numarasının sonunda ilave kodlar da kullanılmaktadır. Bu kodlar uçağa ilişkin özel durumları belirtmek için kullanılmaktadır. Örneğin ER, Extended Range yani uzatılmış menzil anlamına gelmektedir. LR, Long Range yani uzun menzil. F, Freighter yani kargo uçağı olduğunu belirtmekte. C, Convertible
yolcu uçağından kargo uçağına dönüştürülebilir anlamında kullanılan bir koddur. M, kombi, yani aynı anda hem yolcu hem de kargo taşıyabilen bir uçak olduğunu ifade etmektedir. Orijinalinde yolcu uçağı olarak üretilen fakat Boeing tarafından kargo uçağına dönüştürülen uçaklara BCF, yani Boeing Converted Freighter ilave kodları kullanılmaktadır. Avrupalı uçak üretici firması Airbus, 3XX şeklinde model numaraları kullanmaktadır. Airbus tarafından ilk olarak üretilen A300 modeli sonrasında üretilen uçaklarda 300 serisine devam edilmiştir. İlk Airbus uçağı 300 yolcu kapasitesine sahip olduğu için A300 olarak isimlendirilmiştir. A310, A320, A330, A340, A350 ve A380 olarak isimlendirilmeye devam edilmiştir. Dünyanın en büyük yolcu uçağı unvanına sahip A380 isminden önce 360 ve 370 modelleri kullanmadan 380 model numarası kullanmaya başlamıştır. Bunun birkaç sebebinin olduğu ifade edilmektedir. İlk olarak en hızlı büyüyen havacılık pazarı konumundaki Asya'da, özellikle Çin'de 8 harfinin uğur ve şansı ifade ettiği inancı bu seçimde etkili olmuştur. İkinci olarak uçak seri numaraları verilirken büyüklükleri ve kapasitelerinde artışlar yaşanmaktadır. A380, A340'ın yolcu kapasitesinin yaklaşık 2 katı kapasiteye ulaştığı için A340'dan sonra 2 katı ifade etmek için A380 ismini kullanmasının daha etkili olacağı değerlendirildiği ifade edilmektedir. Airbus, askeri havacılık alanında da uçak üretimine başlamış, bu alanda ürettiği uçaklara 400 serisini kullanmaya başlamıştır. Airbus tarafından üretilen askeri nakli uçağı A400M ismi de buradan gelmektedir. Ülkemizde de kullanmaya başlayan A400M uçaklarının açılımı Airbus 400 Military'nin kısaltılmasıdır. Airbus, Kanadalı uçak ve tren üreticisi Bombardier'in geliştirdiği C serisi uçak üretim programını satın alarak bu uçaklara A2XX serisini kullanmaya başlamıştır. 110 koltuk kapasiteli CS-100, A220-100 olarak isimlendirilirken 130 koltuk kapasiteli CS-300, A220-300 olarak belirlenmiştir. Ülkemizde savaş uçağı olarak genellikle ABD yapım uçaklar kullanılmaktadır. ABD yapım uçaklar F-4, F-5, F-16, C-130, C-160, T-37, T-38, KC-135 gibi isimlerle anılmaktadır. Havacılığın ilk yıllarında ABD'de kara, deniz ve hava kuvvetlerinde farklı kodlar kullanılmaktaydı. 1962 yılında ABD Savunma Bakanlığı tarafından kuvvetlerin kullandıkları sistemler birleştirilerek ortak bir isimlendirme sistemini kullanmasına karar verilmiştir. Bu sisteme göre tire işaretinin hemen soluna yer alan harf temel görev kodunu ifade etmektedir. Tire işaretinin sol tarafından ikinci harf ise modifiye görev kodunu ifade etmektedir. Görev kodları A'dan Z'ye kadar tanımlanmıştır. Örneğin B bomber, bombardıman, C kargo, F fighter savaş uçağı, K tanker uçağı, R keşif uçağı, T trainer yani eğitim uçağıdır. Tire işaretinin sağındaki ilk rakam dizayn numarasını ifade etmektedir. Genellikle üretim sırasına göre F1, F2, F3, F4'ten F16, en son F35'e kadar sıralanmaktadır. En sağda yer alan seri harfi ise o hava aracının farklı versiyonlarını ifade etmek için kullanılmaktadır. Örneğin F16C tek kişilik uçakları, F16D çift kişilik uçakları ifade etmektedir. Uçak modellerinin nasıl isimlendirildiğine ilişkin özetle söylenebilecek hususlar bunlardır. Sunumu beğendiyseniz ve havacılığa ilginiz varsa her hafta yayınlamayı planladığımız sunumların sizlere ulaşabilmesi için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmamanız faydalı olacaktır.
Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.